alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. Şimdi Allah meclisimizi mübarek etsin. Amin. Maşallah. Ne kadar güzel. Mutlu bir ses. Heyecanlandım. Şimdi geçen hafta ve ondan önceki hafta işlemiş olduğumuz konu Fatih'ciğim artık bir seferde çalışarak gelsin. Selim abi, imtihan meselesi hatırlarsanız. Yani peki ben şahsen geçen hafta konuştuklarımı kendi hayatımla tatbik etmeye çalıştım. Daha önce de söylemiştim ve iki haftadır tatbik ediyorum ve olumlu yönde faydasını görüyorum. Hayata bakış açım değişmiş durumda. Hayata bakış açım değişmiş durumda. Niye? Önceden ufak bir sıkıntıyla karşılaştığım zaman da dünyanın çekilmez, yaşanmaz, özellikle dilim bulunduğumuz bölgenin yaşanmaz bir yer olduğunu, efendim böyle sıkıntılar içerisinde hayatın gitmeyeceğini düşünürken bir anda o ayetlerden, hadislerden yola çıkaraktan düşünüyorsun ki ya bunlar Allah'ın bana hususi muamelesidir. Dolayısıyla ben ne yapmam lazım? Sıkıntıya düçar olmam lazım ki sınava girmiş olayım ve sınavı en güzel şekilde kazanayım. İşte bununla alakalı mesela bir hadis-i şerif daha vardır. Efendimiz ifade eder. مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمْ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا اَذَنْ وَلَا غَمٍّ Müslümana ne isabet ederse, üzüntü, sıkıntı, bela, Efendimiz sayıyor, keder. En sonunda hatta şevke buyuruyor. Şevke ne demek? Şevke Arapçada diken demektir. Yuşakuha. Kendisine diken batmış. Yolda giderken bir bahçeye girmiş. Erik efendim alacaksın. Portakal alacaksın. Artık neyse sana bir diken batmış. O bile illa keffarallahu bihamil hatayahu. Kişinin günahlarının affına sebeptir. Bir diken batması bile. Başka hadis-i şerifte işte baş ağrısı mesela. Bir başka hadis-i şerifte innallahu yukeffiranil mu'minine hatayahu. Bir şeydeki gece tutulduğu sıtma hastalığı bile diyor, kişinin bütün günahlarını siler atar. Şimdi böyle bakıldığı zaman da insanın bela hissesi tabii ki gelmiyor ama en azından bela geldiğinde de işin şuurunda olduğunda biliyorsun ki bir avantaj var. Dolayısıyla bir Müslüman olarak hayata pozitif bakmamızı sağlıyor. Negatiflikten kurtarıyoruz. Çünkü şeytanın demiştik bir oyunudur. Bir Müslüman için hayata olumsuz şöyle bir şey yaptırır. Şeytanın şeyde geçer oyunları arasında. Mesela seni dünyayı o kadar sana rezil gösterir ki rezil herkese olmaz bu. Genelde sofilerde belki o kadar çok rezil gösterir ki sana. Dersin ki artık evlisin, çocuğun var, efendim anam var, babam var, bakman gereken insanlar var. Benim artık dünya ile işim olmaz. Ben bunaldım artık. Ben bir kenara çekileceğim ve orada dini yaşayacağım dersin. Bu sefer bakman gereken insanlara bakmazsın. Yükümlülüklerinden vazgeçersin. Mükellefiyetler var, yapman gerekenler var. Onlardan yüz çevirirsin. Dolayısıyla bu şeytanın ekmeğine yağ sürmüş olursun. Diğer türlü, efendime söyleyeyim, tamamıyla dünyaya dalmak var. Yani ifrat tefrit meselesi. Ortayı kaçırdığınız müddetçe sıkıntıdır. Ama şeytanın bu da bir oyunudur. Bazen şeytan çok namaz kıldırabilir. Unutmayın. Bazen şeytan size çok fazla oruç tutturabilir. Bazen şeytan teşvik eder size çok sadaka verdirebilir. Ama o sadakanın içerisine bir tane Allah'ın rızasının haricinde bir düşünce koyar, bütün sadakalarını perişan eder. Onun için çok yapmak mesele değil, öz yapmak meseledir. Yani burada kemmiyet değil, sayı değil. Burası için de geçerli. Keyfiyet önemli de. Kimlerin var olduğu ve ne yaptığı, hangi düşünceyle yaptığı bu önemlidir. Adam vardır 500 lira, ayda 1 trilyon veriyordur. İçinde hakikaten benlik duygusu vardır. Bir adam vardır 1 lira veriyordur, benlik duygusu yoktur. Hangisi daha üstün? Hadislerden yola çıkarsan 1 lira daha üstün. Niye Allah'ın? Çünkü rızasının haricinde bir şey yok. Onun için Efendimiz işte buyurur. Az olsun ne olsun? Devamlı olsun. Az olsun, devamlı olsun. Şimdi bugünkü konu gelmesi itibariyle belki yaşadığımız çevre itibariyle de çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıyı anlatıyor, ifade ediyor. O da nedir?
ırkçılık meselesidir. Irkçılık. Yani kavmiyetçilik meselesidir. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i getirdiği zaman da kendi çevresinde yani Araplarda cahiliye döneminde kavmiyetçilik çok fazlaydı. Hatta bundan sebep iman etmedikleri halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destek çıkmışlardır. Müşrik oldukları halde Efendimiz'in arkasında durmuşlardır. Hatta ondan sebep aç bile kalmışlardır. İnanmıyorlar ama kavmiyetçilik var. Yedirmeyiz diyorlar. Dolayısıyla böyle bir ırkçılık, insanlar arasında bir katman, işte insan sınıfı, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insanlar. İslamiyet böyle bir zamanda geldi. Kabileden dolayı, mesela birisi bir kabiledeki adama laf attığı zaman da kavga çıkıyor, savaş çıkıyor ve onlarca insan ölüyordu, yüzlerce insan ölüyordu. Niye? Laf attığı için. Efendimiz bunu kaldırdı ve bununla alakalı birçok hadis-i şerif ifade ettiler. Şimdi bugün de Türkiye üzerinde mesela veya Müslümanlar üzerinde genel oynanan oyun budur. Osmanlı'nın yıkılışına baktığınız zaman da görecek olmuş olduğunuz tablo o. İslamiyet birlikten bahsederken Allahu Alem bu birliğin böyle bölük pörçük Müslüman ülkeler olarak değil de Osmanlı gibi veya bir başka devletin tamamıyla kontrolü altında diğer devletlerin olması gerektiğini belki anlatıyor. Yoksa diğer türlü işte bugünkü tabloyla karşılaşıyoruz. Fransızlar, İngilizler ne yaptılar? Suriye'ye ilk baş onlar aldılar. Şu anda yanımızdaki Suriye. Sonra Fransızlar zorladılar, Suriye'yi aldılar. Ve öyle bir kavmiyetçilik üzerinden, bağımsızlık üzerinden vurdular ki Yılmaz Öztürk'ün ifadesiyle 19 tane Arap devleti içerisinde Türkiye'ye en fazla düşman olanı Suriye'ydi. Niye? Adam çünkü öyle yetiştiriyor. Fransa, okulda okuyanlar Fransızca biliyorlar. Fransızların eğitiminden geçiyorlar. Fransızlar hakim olmuş. Nasıl yetiştiriyor? Dedikleri şey şu, Osmanlılar, Suud'da da öyle şu. Yani halkın içerisinde bir, işte bir takım insanların sevgisi olabilir ama kafalarına zerk edilmek istenen aslında bunlardı. Ne dediler? Osmanlılar, yani onlar Türkler veya o insanlar sizi baskı altında tuttular. Siz halbuki kendi başınıza kaim olabilecek güçtesiniz. Rahatlığı yerinde. Rumlar hakeza, Balkanlardaki milletler, Bulgarlar hakeza. Acayip derecede ikram görüyorlar. Acayip derecede hiçbir farkı yok. Yani İstanbul'da yaşayanla efendim Suud'da, hatta Suud'da yaşayan daha kıymetli belki. Orada yaşayan hiçbir farkı yok. Suriye'de yaşayan hiçbir farkı yok. Ama adam geldi böldü. Ne dedi? Sen Arapsın dedi. Sen Arapsın. Bir Arap gibi düşüneceksin. Senin bir Türk'ün efendim boyunduruğu altına girmen asla söz konusu olamaz. Türkiye geldi dedi ki şu anda bakın mesela bu bir takım düşünce yapısında olanlar, bugünün çağdaş düşüncesinde olduğunu iddia edenlerin genelde dini noktada hani Allah'a iman ediyorum der ama sıkıntı yaşadıkları neresidir? Araplardır. Araplara çok laf atarlar. Araplar, bu pis Araplarla mı iş yapacağız derler. Bu pis Arapların getirdiklerini mi efendim kabul edeceğiz derler. İşte burada ırkçılık onların da ruhuna işlemiştir. Kürtler için aynı şey geçerlidir. Öyle bugün, öyle kafamıza yerleştirmişlerdir ki Müslümanlar arasında bu düşünceyi. Bir Kürt mesela birisi hakkında adam kız vereceği zamanda Kürt dendiği zamanda bir efendim Türk'ün veya Çerkez'in boyun büktüğünü veya ağız dudak efendim büktüğünü görebilirsiniz. Halbuki adam Müslüman. Ama adamın kafasına öyle bir işlemiş ki Kürt'ü. Kürt adam Müslüman senden benden daha efendim iyi namazında niyazında fakat işliyor adam. İşlediği için sen de ister istemez ona karşı ön yargılı bakıyorsun. Ve bir olay olduğu zaman da bu Kürtler hep böyle diyorsun. Onlar öyle söylüyor. Dolayısıyla bu Müslümanlar üzerinde oynanan bir oyun ve Müslümanları şu anda bölmüşler. Sebebiyet bu. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu peki sevmeyecek miyiz kardeşim? Mesela Osmanlı ile gurur duyuyoruz. Değil mi? Diyelim Türk olanlar, Kürt olanlar. Aslında Türkler gurur duyuyor. Bu yanlış bir şey. Kürt de gurur duyması lazım. Niye? Çünkü Osmanlı kendi içerisinde birçok milleti barındırıyor. Yeniçerilerle gurur duyarız hepimiz. Öyle değil mi İsmet abi? Ama Yeniçerilerin hangisi, kaç tanesi Türktü? Hepsi dışarıdan gelen çocuklardı. Tamam, devlet kademelerindeki insanlar, devletin yetiştirdiği ama Müslümanlık üzerine yetiştirdiği insanlar. Kaç tane Türktü bunlar? Tamam, padişahlardan annesi yabancı olan var. Tamam, yabancı olan var. Yani dolayısıyla burada meseleyi sadece Türkçülük üzerine hasrettiğiniz zaman da veya Kürtçülük üzerine yanılırsınız. Ama peki biz geçmişimizde, mesela Türk geçmişiyle övünmeyecek mi?
Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam böyle bir soru sorulmuştur. Tamam mı? Emin el-asabiyye en yuhibber racul kavmehu. Yani bir adamın ırkçılık mı olur? Kendi kavmini sevmesi. Mesela atıyorum Lazsan Lazları sevmen, Çerkezsen Çerkezleri sevmen, Kürtsen Kürtleri sevmen. Bu yani belli noktada onları üstün görmen. Yani üstün derken hani ticaret yaparken ona daha tolerans tanıyorsun. Bu şekilde davranmanda bir beis var mıdır? Efendimiz'e soruluyor. Kale la buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayır. Velakin fakat ne zaman da böyle bir şey olur? En yu'iner racul kavmehu ala zulmi. Şimdi ilk okuyacağımız hadis-i şerifte bunu ifade eder. Kişi kendi kavmine zulüm üzerine yani günah konusunda yardımcı olursa o zaman ırkçılık yapmış olur. Yoksa ırkçılık kendi kavmini sevmen değil, bilakis zulüm konusunda ona yardımcı olmandır. Tamam? Dolayısıyla o zaman sevebiliriz ama şu hepimizin kafasında var. Şunu kırmamız lazım. Bir adam imanlıysa nereli olursa olsun, tamam? Bir takım huylar olabilir, olabilir, şu olabilir ama nereye olursa olsun önemli değil. Biz o adamın evvela bakacağımız noktası imanıdır. Allah'a olan inancıdır. Yoksa diğer türlü birilerine ekmeğine yazılmış oluyor. İşte Efendimiz'e soruluyor. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةَ اَنْ يُعِنَ الرَّجُلْ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ Zulüm üzerine bir adamın kavmine yardım etmesi asabiyetten midir? Yani ırkçılıktan mıdır? قَالَ نَعَمْ Evet, bir adamın zulüm üzerine kavmine yardım etmesi ırkçılıktır. Nasıl? Onların haksız olduğunu biliyorsun ama onları sevdiğin için onlara yardımcı oluyorsun. Bu farklı şeyleri doğuruyor. Tabii nasıl doğuruyor? İşte Efendimiz'in ifadesi var. Nedir? Men da'a, tamam mı? İşte bir kimse, buradaki leyse minne men da'a ile asabiyyetin mesela. Asabiyyete çağıran bu basit bir ifade değil. Bizden değildir. Ve men da'a ve men qatale ala asabiyyetin. Bir kimse asabiyet için savaşsa, tamam mı? Veya Efendimiz Müslüman mert ala asabiyet, asabiyet yolu üzere ölse adam, bu adam ne olur? Allah muhafaza, bizden değildir buyuruyor. Mesela bugün Kürt kardeşlerimizden de çok var. Sırf Kürtçülüğü öne aldığı için destek olduğu insanların dinsizliği, adam mesela bizim kıblemiz Taksim'dir diyor, efendim bizzat adamın savunduğu şeyler dinsizlik, komünizm var, o var, bu var ama Müslüman, 5 vakit camiye giden adam sırf Kürtçülükten sebep o adama destek çıkabiliyor, arka çıkabiliyor. Şimdi nerede kaldı senin imanın? Efendimizin ifadesiyle burada sıkıntıdasın. Diğer türlü bir Türk milliyetçisi düşünelim. Tamam vatanını seviyorsun, onu seviyorsun ama senin vatanında yaşayan bir Türk kardeşine sırf Kürt olduğun için yan gözle bakarsan o zaman da Efendimizin bu hadisi şerifi kapsamı içerisine girebiliyorsun. Tabi burada az önce ifade ettiğim mesela akrabalık bağları, hani kavmiyetçilik dedik ya, mesela burada Efendimiz bize bir yol çiziyor. تَعَلَّمُوا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ Buyurur ki neseplerinizi öğrenin. Neseplerinizi öğrenin. Yani kimsin, nesin, mesela ben şimdi bizim şeyi saymaya kalksam sayamam yani. Diyelim bir tarafta Usta Osmanlı, diğer tarafta Banlıoğlu var. Şu şunun çocuğudur, bu bunun çocuğudur falan karıştırıyorsun. Sen sayabilir misin İsmet abi? Bir yere kadar sayabiliyorsun ama Efendimiz aslında تَعَلَّمُوا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ buyurur. Yani akrabalık bağlarını sağlam tutmak için bunları öğrenin. İfadenin devamı acayip. فَاِنَّ الصِّلَةَ الرَّحِمِ Çünkü akrabalık bağlarını devam ettirmek, bu konuda akrabalık bağlarını yani ne kadar kötülük yaparsa yapsın, ne kadar İslam amelsizlik noktasında, itikadi noktada bahsetmiyoruz. Sıkıntı içerisinde olursa olsun. Bunları yapmak muhabbetin fil ehl. İnsanın ailesinde sevginin meydana gelmesini, sevginin çoğalmasını ifade eder diyor. Ve işte diğer hadisin devamında malının mezratun fil, fil mal, malının çoğalmasını sağlar. Ve mensatun efendim fil eser. Ömrünün bereketli olmasını sağlar. Hani akrabalık, kavmiyetçilik üzerine gidecek. Efendimiz bunu söylüyor. Nesebinizi öğrenin. Nesebinizi öğrenmekte hiçbir şey yoktur. Nesebinize gurur duyabilirsiniz. Yeter ki onların yaptıkları zulümle gurur duymayın. Ya İslam'a yaptıkları hizmetle gurur duyabilirsiniz. Bunu bandır bandır efendim bağırabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. İfade edebilirsiniz. Ama akrabalık bağlarını koparmayın. Onun için işte insanlar bugün
bereketsizler. Niye? Çünkü akrabalık bağları kopmuş durumda. Hepimizin akrabalık bağları kopmuş durumda. Kimse kimseyi artık ziyaret etmiyor. Bırakın ziyaret etmek için tanımak lazım. Kimse kimseyi tanımıyor bile. Ben bazen kendim için de hep karşılaşıyoruz. Bu senin falancıdan akraban. Aa öyle mi? Oo falan maşallah. Adamı ilk defa gördüm hayatımda. Yaşım olmuş efendim 26, 27, 28, 30. İlk defa eğer ailenden birisini görüyorsan sıkıntı var demektir. O zaman sen hayatında bereket bekleme. Gerekirse 2 haftada bir efendim sülaleni ayıracaksın. Sırf bu hadis-i şerifle amel etmek için. Dolaşacaksın sülaleyi. Akrabaları. Niye? Ömrün bereketli olsun diye. Ve nesebini öğreneceksin. Kimden gelmişsin? Kimdir? Nedir? Efendimizin bizzat bu konuda isteği var çünkü. Ondan sebep öğreneceksin. Şimdi tabi burada ki hadis-i şerifte hepimizin bildiği bir hadis-i şeriftir. Aslında çok okunan bir hadis-i şerif fakat karşımıza çıktığı için tekrar da okuyoruz. Enne Resulallahı kâle lâ tebâgazû. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalâtu, yine çok mühim bir toplum hadisidir bu. Bugün Müslümanların içerisine düşmüş oldukları en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Efendimiz buna ifade çeker. Lâ tebâgazû. Buğz etmeyin. Lâ tebâgazû. Birbirinize buğz etmeyin. Şimdi buğz ne demektir? Selim abi, bir adam hakkında bir adamı sevmeyebilirsiniz veya anlık mesela diyelim Sinan abi hatırlamıyorum ama ilk gördüğümde kim bilir ben nasıl bir düşünceye kapılmıştım bilemiyorum yani işte şöyle bir adam böyle bir adam ama bu da farklı bir tip falan belki demiş olabilirim bilemiyorum mesela Fatih'te muhtemelen söyledim sonradan değişti ama bunda şüphe yok tamam şimdi diğer türlü bu ayrı tabii ki ama bir adamı tanıyorsun. Adamla öyle böyle bir akrabalık yakınlığın var, bilmem neyin var. Fakat adama, sen bakalım. Adama seninle bir şey yaşadı, buğz ediyorsun. Şimdi bu buğz işi ne demektir? Adam hakkında kötü düşünmeye başlıyorsun. Yani sevmiyorsun ve bu sevginin gereği olaraktan, bakın sevgisizliğin gereği olarak da çalışıyorsun. Şimdi bu buğz işi benim kalbimde olmayabilir. Yani ben atıyorum, Sinan abiyi seviyorumdur, Davut abiyi sevmiyorumdur. Benim elimde olmayabilir. Sevgi işi, kalp işi. Burada dua devreye girecektir. Yani Davut abiyi de sevmek istiyorum diye ayrı konu. Ama ve lakin işte burada buğz, Sinan abiyi seviyorum, onu kayırmaya başlıyorum ama Davut abiyi olan buğzumdan sebep aleyhine çalışmaya başlıyorum. Ne? Ya en ufak, zaten var ya o öyle bir adam. En ufak bir şeyde, şimdi böyle bir şey vardır. Bir adamı seviyorsun, mesela Sinan abiyi seviyorsan, bana Fatih gelse Sinan abinin 40 tane kötülüğünü anlatsa, onu da dinlemek lazım. Bu işlerde böyle tek taraflı olmaz dersin. Davut abiyi sevmiyorum diyelim. Gelse Fatih bana 40 tanedir bir tane anlatsa, ben zaten anlamıştım Davut abinin öyle olduğunu. Geçen bir şey gördüm, adam efendim sevmediği bir adamın yanlışı görmüş, çok şükür diyor, ortaya çıktı. Çok şükür diyor, ben zaten biliyordum diyor böyle bir şey olacağını. Şimdi bu çok tehlikeli bir ifade. Bir Müslümanın yanlışa düşmesini istemek ve yanlışa düştüğü için hatasına, Allah'ın onun hatasını ortaya çıkarmasına sebep şükrediyorsun. Bu başlı başına bir hata zaten. Dolayısıyla bu şekilde anlamak lazım. Peki ne yapacağız? Buğz ediyorsun. Burada yapacağın şey belli. Şimdi biraz ona değineceğiz. İki şıkkımız var. Efendimizin ifade ettiği sevgi çeşidi var. Nasıl olması gerekiyor? İki, وَلَا تَحَاسَدُوا. Hasetleşmeyin. Birbirinizi haset etmeyin. Şimdi bu da acayip bir şeydir. İsterse ailen olsun, baban olsun, efendim abin olsun. Yani belki baba bu kategoriye girmeyebilir ama insanın kendisine muadil gördüğü bir takım insanlar vardır. Yani hoca, kendi seviyesindeki bir hocaya, tencereci, kendi yanındaki dükkandaki tencereye, marangoz, efendim civarındaki bir marangoza, tamam? Gümüşçü, şimdi ne yaparsın? Adam senin kardeşin de olsa, diyelim kardeşin, ikinizin bir özelliği var veya kardeşsiniz. Senin yanında kardeşini öldüler. Haset etmeye başlarsın. İçten içe haset başlar. Burada bir sefer yanlış yapan kim? Onu anlatanlar yanlış yapıyorlar. Niye? Bir insanın haset etme ihtimali varsa o adamın yanında o ölmez. Çünkü adam zafiyeti var. Nedir diyorum ya şimdi, ikiniz de tencereci olsanız. Şimdi ikiniz de güzel iş yapıyorsunuz ama ben kalkıyorum, ne yapıyorum? Övüyorum. Fatih'i övüyor. Falancı övüyor. Filancı övüyor.
Ya bu adam bunu duyacak, haset edecek. O zaman bu adamın olmadığı yerde öleceksin. Bugün ailelerin hataya düştüğü nokta budur. Mesela çocuklar kıskanıyor. Çocuğu alıyor, seviyor. Ufacık çocukta bile bu var ya. Çocuk bakın, çocuk insanın ilerideki duygularını gizleyemeyen halidir. Gizlemez, gizleyemez. Çocuk şu anda bizim büyüdükten sonraki halimizi bizzat ortaya döktüğü için ona saldırıyor. Buna. Halbuki sen ne biçim çocuksun? Herkese saldırıyorsun diyorsun ama sen de içten içe saldırıyorsun. Fırsatın olsa adamı boğacaksın. Tamam. Çocuk ne yapıyor? Ufacık çocuk da yeni doğmuş kardeşinin suratına bir tane indiriyor. Lan bu nasıl bir şey? Nasıl bir haset? Nasıl bir kıskançlık? Tamam. Ne yapıyor? İtikliyor, efendim düşürüyor, bilmem ne yapıyor. Onun annesi tarafından, babası tarafından cezalandırılması için uğraşıyor. Öyle bir düşmanlığı var. Dolayısıyla bu küçük yaşta var. Hoca hakeza diğer hocanın öne çıkmaması için, diğer hocanın başarısı olmaması için uğraşıyor. Engellemeye çalışıyor. Bunlarla çok karşılaştığımız şeyler. Bunlar hep hasettir. Onun için burada aileler çocukların hasede düşmemesi için efendim, şimdi bir baba çocuğunu ne kadar haset edebilir ki? Çocuk başarılı oldukça baba da efendim tabiri caizse hani hoşnut olur, memnun. Ama bir kardeş öyle değildir. Tamam mı? Bir kardeş öyle olmayabilir. Burada risk var. Efendim, babanla amcam var. Sen babanı veya amcanı övüyorsun. Babanın yanı. Bu sıkıntıdır. İnsanları birbirine düşman yapmaktır. Bunu bir sefer bizim yapmamamız lazım. Ayrı. Fakat diğer türlü hasetleşmeyin ifadesinde. Peki Efendimiz mesela bir yol çiziyor bize. Bukhari'de geçen rivayette. Bugün insanların genelde haset ettikleri noktalardan bir tanesi nedir? Bir adamın arabası varsa, hani daha önce söylemiştik ya, hemen adamla alakalı yorum yaparız. Vay be ulan bunun bile arabası oldu. Ulan bu bile falan arabası olmuş. Bu bile şuna biniyor. İşte şöyle bir aileye gitmiş. Zengin bir aile gitmiştir ulan var ya. Şeyi kurdu be. Şirketi kurdu tamam zengini aldı. Hemen başlarsın muhabbete. Güzel bir adamdır mesela. Çok yakışıklı bir adamdır. Bugün ne yaparsın efendim? Sen kıskanırsın. Niye kıskanırsın? Çok yakışıklı çünkü insanlar ona bakıyorlar. İnsanların dikkatini çekiyor. Celbediyor. Dolayısıyla niye bana bakmıyor kimse? O zaman onu kıskanmaya başlar. Sana gösterseler resmini bak. Ne kadar yakışıklı. Tipe baksana Allah. Bence diğeri daha yakışıklı demeye başlarsın bu sefer. Tamam niye? Çünkü kıskanıyorsun. Böyle bir şeydir. Hele ki bu senin yakın arkadaşınsa, biri senin yakın arkadaşına çok yakışıklı demiş sana dememişse haset etmeye başlarsın. Tamam mı? Öyledir ki mesela iki tane çocuk senin yanına geliyorlar. Yanında arkadaşın var. Senin kucağına değil de kardeşinin kucağına gitti. İster istemez bir haset etmeye başlarsın. Hep böyle kötü bir duygu burada devreye girebilir. Tabii ki bunlar nasıl yok edilecek Orhan abi? Daha özelde konuşuyoruz ama tarikatla yok edilmesi gereken şeyler. Ama Efendimiz'in bir takım ifadeleri var. Mesela اِذَا لَدَرَ اَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ. Gördünüz şimdi Halit çok yakışıklı diyelim ben Halit'i kıskanıyorum. Tamam mı? Hele düğünde gördük geçen maşallah. Çok karizmatik bir kardeşimiz olarak karşıma da çıktı. E şimdi ben bunu gördüm. Dedim ki vay be ulan bundaki yakışıklılık bende de olsa keşke dedim. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hemen böyle bir şey mi gördün? Sağ sola bak. Tak. Döndüm sol tarafa baktım oradan bir efendim böyle eğri buğru bir adam geçiyor. Hemen ona bak. İlâ men fuzilâli. Senden daha az yani senin seviyen itibariyle daha az daha alt seviyede olan bir adama bak. Mal mı? Çok zengin bir adam gördüm. Buraya geldi. Şimdi buraya Fatih'in yanına otursa Fatih şöyle bir alttan pantolondan başlar bir sağ taraf süzersin adamı. Tamam mı? İşte Efendimiz burada İlâ men fuzilâli fil mâli vel halk diyor. Yani yaratılış ve güzellik, güzellik ve mal konusunda. Senden daha üstün. Ne yapacaksın? Hemen bakacağın nokta فَلْيَنْظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ هُوَ مُفَضُّلَ عَلَيْهِ فُضُّلَ عَلَيْهِ. Yani senden daha aşağıda olana bakacaksın. Mal konusunda üstteki insanlara özeniyorsun. Ne güzel parası hemen tak. Aç camı bak. Bir tane fakir geçiyordur oradan. Ulan bu adamın hakikaten hiç parası yok. Benim en az camımda param var deyip o adama karşı hasedini yenmek zorundasın. Bu adam çok yakışıklı, keşke onun güzelliği bende olsa dedin. Tak bir döndün bir baktın, eğri buru bir adam gördün. Vallahi halime şükürler olsun yani. Bunun için efendim ne gerçekten özürlü insanlar var, bedeni anlamda sıkıntılı insanlar var. Hakikaten bir sürü insan var. Bir bak, ibret al kardeşim, haline şükret. O da sana özeniyor belki de. Dolayısıyla Efendimiz bu şekilde bir yol çiziyor. Bu bir. İki, اِذَا حَسَدَّ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. Hadiste geçen Efendimiz'in ifadesiyle. Haset mi ediyorsun? Allah'tan istiğfar et. Yani bugün Müslümanların sıkıntısı bu.
haseti günah olarak veya yanlış olarak kabul etmediğimiz için kendisiyle alakalı bir işlem yapmıyoruz. Namaz kılmadığımız zaman da vicdan azabı çekiyoruz. Hasede düştüğümüz zaman da, haset ettiğimiz zaman da vicdan azabı çekmiyoruz. Yanlış burada zaten. Ne yapacaksın? İşte Efendimizin bir sürü duaları var. Dua okuyacaksın. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. Gizli olarak, aşikar olarak Rabbine dua et. Hiç içinizde şöyle dua eden oldu mu? Ya Rabbi benim içimdeki haset duygusunu al. Böyle duada mı var mı içinizde? İsmet abi? Yok. Halbuki Efendimizin ifadesiyle olmaması gereken bir şey haset. Ama insan hiç bunu bilmiyor bile. Ya Rabbi benim içimdeki buğuz etme duygusunu al. İnsanlara karşı sevgi var. Yok ama işte diyorum ya, hep biraz da bu sohbetlerde kaynaklı. Yani hep namazdan bahsedildiği için, diğer o ana meselelerden bahsedildiği için talim meselelere değinilmiyor. Halbuki Efendimizin daha tehditvari ifadeleri var. Şimdi onları da göreceğiz. Acayip derecede tehditler var. Küs olan insanlar hakkında. E ne yapacaksın? Efendimizin bizzat öğrettiği dualar var. Rabbi tekabbel tevbeti vaksin diye başlayan, bunu inşallah haftaya size ezberleteceğiz. O orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en sonunda vestül sakimete kalbi buyuruyor. Ya Rabbi kalbimin kötülüğünü, içinde barındırdığı ne kadar pis duygu varsa onları temizle diye dua edeceksin. Ama bugün işte Müslümanlar dua etmeyi bile bilmedikleri için, istemeyi bilmedikleri için efendim ne yapıyorlar? Ya Rabbi işte namaz kıldıysam günahlarımı affet. Bugün namaz sonunda muhtemelen elimizi açtığımız zaman da söylediğim şey, ya Rabbi günahlarımı affet. İşte değer verdiğimiz insanlara sağlık, sıhhat ver. Yoksa kendi söylediklerimi mi söylüyorum? Siz ne diyorsunuz? Söylesenize. İşte ya Rabbi ne ver? Hemen Mevlana Halid'in duasını. Dinimiz için dünyalık istiyoruz ya Rabbi. Falan tamam, hani onu da istiyoruz da biraz da şeydi de, hadi haset. Ya Rabbi benden hasede al. Öyle bir insan olayım ki herkese böyle gülücük dağıtan bir adam. Tokat vuruyorlar, gülüyorum. Falan kafama vuruyorlar, gülüyorum. Hırsızlık yapmışlar, gülüyorum. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Biz kalbimize bağ. Böyle bir adam, şimdi toplum tarafından enayi deniyor böyle bir adama. Toplum tarafından enayi deniyor. Hiç unutmuyorum, çok küçüktüm. Yani bayağı bir küçüktüm ama kafamda kalmış, hafızama yerleşmiş. Cebimde 20 liram var. O zaman tabii iyi para. Hala da şeydedir. İsmaila Camii'nin yanında durur. Son zamanlarda görmüyorum. O böyle bir getiriyorlar onu. Sakat bir nene var. Gördünüz mü diyorum. Gördün mü Selman Hoca? Böyle orada oturur. Çocukları bırakırlar böyle. Elleri dilenir. O zaman tabii daha dinçti, yürüyordu. Benden para istedi. Ben de yani şimdi koca kadın ya. Ufacık çocuğum. El açınca ister istemez. Yani sevabı da kaybolmasın ama zaten almışızdır inşallah sana bunu. Çıkardım 20 lirayı verdim cebimde. Fakat verdim ama bir taraftan da hani 20 lira az da para değil. Yani teyze bekle ben bunu bozdurayım geleyim deme gibi bir lüksüm de yok. Verdim bunu, verdikten sonra bunu sonra konuştuğumuz zaman da bana söylenen şey, sen de saf adamsın. Enayi misin sen? 20 lira verilir mi ya? Ne yapılacak falan? Böyle bir muhabbet döndüğü için hakikaten yani parayı verirken veya bir iyilik yaparken fazla yaptığınız zaman da toplum tarafından sizin enayi affedersiniz olacağınız düşünüleceği için kendi kendine sıkıntıya giriyorsun ve iyilik yapamıyorsun. Böyle bir sıkıntı var. İyi insanlar saftır. Hesabını bilmez. Tamam, aşırıya kaçınmadığı müddetçe ama böyle bir sıkıntımız da var. Onun için unutmayalım. Bu haset konusunda bol bol dua etmek lazım. Allah bizden bunu alsın diye. Bunun başka türlü yolu yok. وَلَا تَدَابَرُوا. Ne yapmayın? Birbirinize sırt dönmeyin Müslümanlar. Yani bir adamın bir sıkıntısı olduğu zaman da kapısını çalın. Derdini dinleyin. Gel derdini anlat değil. Bugün insanlar bundan da yanıyorlar. Çok fena. Niye? Derdini anlatacak insanları yok. Sıkıntıları anlatacak insanları yok. Kime gidiyorlar insanlar bugün? Yukarıdaki Serkan Hoca'ya gidiyorlar. Psikolog Serkan Özyağlı. Adama gidiyorlar. Benden ne fazlası var? Tamam, işte biraz üniversite okumuş, ona gidiyorsun. Şimdi seansına para veriyorsun. Gel ben seni bedava dinlerim. Veya onun yarısını ver bana Fatih. Tamam mı? Sana bazı birkaç adı sokurum. Çıkış yolu yine sunmuş olurum sana. Ama ve lakin insanlar bugün psikologlara akıyorlar. Niye? Çünkü
dertleşecek kimse yok. Derdini anlatacak kimse yok. Derdini anlatıyorsun. Efendime söyleyeyim. Geçen görmüşsünüzdür belki. Öyle bir toplum olmuşuz ki itfaiye adam yangın çıkmış. İtfaiye arabası gelmiş oraya. İtfaiyeciler şeye çıkmamış adam itfaiyedeki teybi çalmış. E şimdi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Tamam. Adam ne yapıyor? Adama trafik araba çarpmış. Araba çarpmış. Adam yerde ölüyor. Adam alıyor cüzdanını karıştırıyor. Parayı alıyor gidiyor. Kimliğini bırak. Allah razı olsun. Ya böyle bir toplumsun sen. E niye bu kadar böyle bir hale geldin? Çünkü İslamiyet'ten. Bakmayın bu işte sosyete kesime, Türkiye'nin bu İslamiyet'le çok alakası olmayan, yok böyle çok mutlular görüntüsünde olanlara. İki haftada bir koca değiştiriyorlar, eş değiştiriyorlar, kadın değiştiriyorlar. Mutluluk sıfır. Birbirlerini çok severler. Yok. Biraz özellerine girin. Hepsi birbirinin arkasından konuşur. Hepsi İslamiyet'ten uzaklaştıkça sen sevgiden bahsedemezsin. Ama Müslümanlığı yaşıyorsa Efendimiz'in bu ifadesini gördükten daha tedavi olur. Efendimiz buyurmuş. E şimdi burada yani Efendimiz söyleyince çok işte 1400 yıl öncesi imanımız zayıf olduğu için o bağlantıyı kuramıyoruz. Bağlantı zayıf. Şu Facebook hesabı, Facebook kadar bile bağlantımız sağlam değil. Ama burada şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri olsa İsmet dedi sana. Sen de hemen İsmet abi kalktın falan. Mustafa dedi falan kalktın. Dedi ki Abdülkadir'e para ver. Ne yapacaksın? Bu işin ekstresi. Dedi ki sana kimseden sırtını dönmeyeceksin bundan sonra. Hoppala. Şimdi bizzat söylüyor kimseye sırtını dönmeyeceksin deyince bunu düşünün bir tahayyül edin. Yani müthiş bir şey. Bana özel bir şey söyledi. Ne dedi? Kimseye sırtını dönmeyeceksin dedi. E şimdi bu senin için çok büyük bir şey. Halbuki Efendimiz burada ifade ediyor. Geçen bir yerde sohbette hadis okuyorum, ayet okuyorum, işte birçok şey konuşuyoruz. Herkes böyle işte dinliyorlar. Dedim ki size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama müthiş önemli, hayatınızda böyle bir şey duymadınız siz. Falan herkes böyle bir ikildi. Ve bunun dediğim bir takım maddi çıkarları da vardır. Tabii bunu ciddi söylüyorum. Bakıyorsun yavaş yavaş böyle gevşek duranlar şöyle dikleşmeye başladılar. Dik, efendim yoğunlaşmaya başladılar. Hani bu teşbih de hata olmaz. Hani işte o kelp var ya kelp nasıl yoğunlaşır şeye. Kedi mesela avına nasıl kilitlenir aslan. O şekilde ben av misali böyle bana kilitlenmiş vaziyette duruyorlar. Ne okuyacaksın, ne söyleyeceksin hepsi merakla bekliyorlar. Dedim ki işte yine bu şeyle alakalıydı. Ya yöledine içtenibu ketiran minaz zan. Şimdi nedir? Zandan sakının. Şimdi herkes bekliyor. Hocam? Lan daha ne okuyacağım? Ayet okudum sana. Daha ne bekliyorsun? Yok başka bir şey. Yani hocam bunun bu kadar mı? Bir tanesi var orada. Efendim sol tarafta oturuyor diyor. Diyor ki hocam yani hani maddi şey ne oldu diyor. Adam orada kalmış. Adam maddi boyutu hani bunun nerede tam ayetname ederiz. Böyle bir şey var. Ayetler okuyorsun bir önemi yok. Hadis okuyorsun bir önemi yok ama sana Efendimiz söyleyeyim şuradan kalkayım bir profesörün sözünü söylesem vay be. Ne acayip bir şey falan. Profesör hakikaten bunlar bu işi biliyorlar oluyor. Dolayısıyla bizim önemli olan, önemsiz olan şeylerimizde yer değiştirmiş durumda. Önemli olan şeyler geride kalıyor. Efendimiz buyuruyor. E şimdi sen bunu duyduktan sonra bir Müslümana arkanı dönebilir misin? Ve bizim daha önce de söylediğim Müslümanlarla alakalı düşüncemiz şu. Yani bir iyilik yaptığımız zaman da veya bir Müslümanı sevmek için o Müslümanın iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bir adamdan iyilik görüyorsan onu sevmen zaten muhtemelen çıkar dolayısıyladır. Süleyman abi bana cebime biraz para koymuştur. Süleyman Hoca ondan dolayı seviyorumdur. Veya Azerbaycan'a gittiğinde bana ne yapacaktır? İkramda bulunacaktır. İnşallah nasip olur. Bakayım. Orada ne yaparım? Onunla bir bağlantım vardır. Severim. Ama diyelim gittim Azerbaycan'a. Süleyman Hoca bana telefon numarasını vermiş. Ev adresini vermiş. Gidiyoruz kopya çalıyoruz. Kimse bakmıyor. Arıyoruz. Aradığınız numaraya şu an ulaşılmamaktadır diyor. Yok. Bizim geleceğimizi biliyordu. Hadi bakalım o çok sevdiğin Süleyman Hoca bir anda senin için ne oluyor? O var ya. Biz geliyor. İşte böyle bir adamı sevmektir asıl mesele. Yoksa diğer türlü sana iyilik yapanı sev ama burada nerede Allah'ın rızası? Sadece seviyoruz şimdi. Niye bir zararı yok? Olsa asıl mesele zararı olduğunda sevmektir. Adam sana bir yamuk yaptı. Tabii ki bu itikadi noktada bir şey olmayacak. Anlıyorsunuz zaten neyi kastettiğimi. Adam sana bir yamuk yaptı. Bir baktın sana efendim ne yapmış? Daha böyle seni zarara sokacak şekilde bir mal satmış. Veya başka bir şey arkandan konuş. Olsun. Hemen öyle. Tamam kardeşim. Seviyorum ben.
Ve daha önce de söylemiştim. Hemen böyle bir şey varsa gidin yanına, deyin ki kardeşim böyle böyle bir şey varmış. Doğru mu? İnkar ederse yapacak bir şey yok. İnkar etmiş. Kardeşim bak, hatalıysan ben söyleyeyim. Bazı tipler olur. İşte özür diledikçe üstüne gelenler olur. Adam senden karşı çıkmanı bekliyor. Tamam, ben hatamı kabul ediyorum. Ama sen öyle yaptın. Tamam, hatamı kabul ediyorum. Ama bir daha olmasın. Ya tamam kardeşim, bak bir daha olursa kötü olur falan. İlla ne istiyor? Şimdi toplumda böyle bir şey var. Özür dilediğin zaman da insanlar da sıkıntıya giriyorlar psikolojik olarak. Niye? Adamın günlük şeyi var. Atması gereken bir enerjisi var. Tartışması gereken bir şey var. Gidin bir bankaya, mutlaka bir kavgayla karşılaşırsınız. Niye? Surabuzu bekledin, şöyle oldu, böyle oldu. Biri birine yamuk bakmıştır, biri düz bakmıştır. İnsanlar da bu kadar sinir niye? İnsanlardaki bu kadar birbirlerine karşı haset, buğuz, sırt dönme neden? Efendimizin ifadesi. وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeş olun, kardeş. Nasıl biliyor musun kardeş? İsmet abi bugün şurada Görsel Haydar abi dövüyorlar. Ne yaparsın? Abisi de Haydar abi, yani zaten İsmet abi malumdur. Efendim, atlayacak ortaya. Kim varmış, kim yokmuş, oymuş, şuymuş, buymuş bakmayacak ama bir baktın bir tarafta hiç tanımadığın, işte kimi dövüyor? Mustafa abi, hatta Mustafa abi de bir esnaflığın şeyi var ama diyelim tanımıyorsun, dövüyorlar. İsmet abi atlar, şüphemiz yok. Ama Fatih atlar bilmiyoruz. Fatih dövüyor, ne oluyor ya? İşte bilim dövüyorlar ama hani bulaşmayalım. Kim bilir ona yapmıştır. Şöyledir, böyledir gibi hani atla adamlarla kavga yap anlamında söylemiyorum ama ayıracaksın. Araya gireceksin. Tamam, niye Müslüman Müslümana zarar veriyor? Bak, kardeşin olduğu zaman da atlıyorsun, yabancı bir adam olduğu zaman da atlamıyorsun. Çünkü onu tabiri caizse bir düşman gibi görüyorsun. Adamın sende hiçbir şeyi yok. Halbuki Efendimiz kardeş olun derken bunu kastediyor. Yani öz kardeşinize karşı olan muameleniz gibi muamelede bulunun. Ve çok ilginç bir hadis-i şerif devamında. Şunu da okuyalım. Yani bu hadisi duyuyorsun. İşte belki de burada bunu söylemem gerekir. Tirmizi rivayeti. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Efendimiz buyuruyor ki لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete ne yapamazsınız? Giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Hadi bakalım çıkış işine. Sevmedikçe diyor. اَفَلَا يُنَبِّيُكُمْ بِمَا يُسْبِتُ ذَٰلِكُمْ لِكُمْ Size nasıl olacağını bunu... Efendimiz ifade ediyor. Size nasıl birbirinizi seveceğinizi öğreteyim mi? Diğer adı اَوَلَا اَدُلُّكُمْ diye devam ediyor. Size nasıl birbirinizi seveceğinizi öğreteyim mi? Nasıl ya Resulallah? اَفْشُ السَّلَامَ Aranızda selamı yayın. Aranızda selamı yayın. Şimdi bu selam öyle bir şeydir ki kıymetli Müslümanlar, ben şahsen yaşadığım işim. Diyelim karşıdan bir adam geldi. Ben de buradan gidiyorum. Şöyle gözüne baktım, selam verecek gibi oldum. O bu tarafa bakıyor, geçtim hemen içimden. Ne biçim adam? Bir tutamda sakalı var. Efendim kafasını çevirdi, selam vermedi. Dedim bak, selam olmadığı için arada bir buz girdi. Doğru mu? Doğru. Ama hiç beklemediğin adamlar. Şimdi bazen yolda giderken adam bakıyor ki sana, selam vermeyeceksin yani. Niye? Her zaman öyle adam görmüş. Adama bir selam veriyorsun, adam böyle bir şaşırıyor. Aleykümselam falan. Bak hemen araya muhabbet girdi. Vermesen, Efendimiz selamı yayın ki aranızda sevgi peyda olsun. Nasıl hocam? Deme. Efendimizin ifadesi varsa selamı vererek ama tabii kasıtlı olarak selam verip de alttan milletin efendim pantolonundan cebine el atmak kastetmiyoruz yani. Tamam? Selamı yayacaksın, birbirini seveceksiniz. Peki bu başta okuduğum hadis-i şerifin devamı neydi? Efendimizin ifadesi, kardeş olacaksınız ve acayip nokta budur. Yine bugün Müslümanların sıkıntısı. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ Bir Müslüman için helal olmaz. Ne? اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ Üç günden daha fazla kardeşinden küstürmesi, uzak durması helal değildir. Ya bugün biz kafire kızıyoruz. Bugün sokağa çıkmış tencere tava çalanlara kızıyoruz. Ezan okunurken ıslık çalanlara kızıyoruz. Bugün Müslümanların kanını akıtanlara kızıyoruz da. Müslümanlar, bugün biz birbirimize söverken, Müslüman Müslümana söverken, Müslüman Müslümana küserken, Müslüman Müslümanla bir daha konuşmayacağını söylerken, Müslüman Müslümanın hanımına yamuk bakarken,
Müslüman kadın, Müslüman efendim erkeğin, kadının kocasına yamuk bakarken, insanlar, Müslümanlar birbirlerini kazıklamaya çalışırken, yeri geldiğinde insanlar kavga yapmak suretiyle birbirlerinin kanını akıtırken, Müslüman insanlar bunu yaparken, birbirlerine buğz ederken, kalkıp da bir kafirin sana zulüm yapmasından, sana karşı kötü niyet beslemesinden niye efendim rahatsız oluyorsun ki? Başta Müslüman bunu yapıyor. Başta Müslüman sana sövüyor. Sen Müslümana sövüyorsun. Kafir sana sövdüğü zaman da efendim kalkıyorsun, isyan ediyorsun. Vay kafir diyorsun. Sen kafir adam kalksa efendim bir Müslümanla alakalı küfür etse, vay hain, vay bilmem ne. Sen ama sen gece gündüz Müslümanlara küfür ediyorsun. Şimdi dolayısıyla Efendimizin ifadesi nettir. Bir Müslümanın diğer Müslümanın 3 günden daha fazla küfür. Benim gururum var. Benim oyum var. Zaten burada devreye girer Müslümanlık güzel kardeşim. Adam sana ne yapmış olursa olsun. Tekrar söylüyorum. Adamın hatasız olması senin özür dilemeni gerektiren bir şey. Ama bu çok basit bir şeydir. Düşündüğün zaman da ya bu adam bana bir yamuk yapmadı dersin ve çok rahat gidersin. Bunda bir sıkıntı yok. Bunun alacağın sevap da azdır zaten. Ama adamın sana çok büyük bir kötülüğü olmuş. Çok büyük zararı olmuş. Ona rağmen gidip de efendim bak biz ikimiz de Müslümanız. İkimiz de yanlış yaptık. Hataya düştük. Belki sen haksızsın. Belki ben haklıyım. Kendime göre ben haklı, sana göre sen haklısın. Ama madem ki hadislerde Efendimiz küstürmemizi istemiyor. Madem ki Allah bizim kardeş olmamızı istiyor. Dünyada benim için Allah'ın sözünden, peygamberin sözünden daha kıymetli, daha değerli, daha kadri yüce bir şey yok. Dolayısıyla ben gururumu ayaklarımın altına alıyorum. Gururumu çiğniyorum. Ve bir Müslüman kardeşin olarak beni affet beni ve efendim senden özür talep ediyorum. De bakalım Allah'ın nasıl hoşuna gidecek. Bu işin sonunda Allah'ı memnun etmek var. Güzel kardeş. Kibrini, gururunu, bencilliğini, kendince haklılığını toprağa gömeceksin. Yoksa nasıl olacak o zaman? Kim kime yamuk yapmıyor ki? Herkes birisine yamuk yapmış kardeşim. En güvendiğin insan da birisine ya. Herkes birbirine surat yapmaya kalkışırsa o zaman nasıl gelecek bu? Nasıl bir şey bekliyoruz biz? Bu hadislerle amel etmek için nasıl bir Müslüman bekliyoruz? Yani Davut abi gibi, Halim senin bir abimiz efendim. Ona zaten sıkıntı yok. E tamam ona zaten ben bir yanlış yaptım giderim özür dilerim. Ama asıl meseleyi anlatıyorum size. Eğer Allah'a inanıyorsan, Resulüne inanıyorsan bununla amel edersin. Bir Müslümanın, bir Müslümanla, bir Müslümanla 3 günden daha fazla küs kalması caiz değildir. Daha burada ne hadis-i şerifler var da? Efendim onları da inşallah haftaya devam ederiz. Vakit geldi. Fakat unutmayalım yani bugünkü konu önemli bir konuydu. Haset, buğz. Bununla alakalı daha aslında çok hadis-i şerif var da hani giremiyoruz vaktimiz sınırlı. Konuyu devam ettiriyoruz ve fazla sıkmayalım diye. Ama unutmayalım arkadaşlar. Allah Resulü'nün bizden istediği yani örnek toplum budur. Hasetleşmenin, haset tekrar söylüyorum. Sevgi, bir adamı gördüğünüzde sevgi nasıl oluşuyorsa, bir adamı gördüğünüzde ona karşı düşmanlık içinde hemen beliren bir şeydir. Hemen. Yani şunu söyleyemezsin. Bir adam hakkında bu hiçbir şey söyleyemeyeceğim, sevgimle nefretim ortaktır diyemezsin. Mutlaka bir hareketinden, bir tipinden, bir şeyinden ne olmuştur? Devreye girmiştir şey. Söylenen sevgi veya nefret. Onun için Efendimizin ifadesi bol bol bir Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi bu haset duygusunu içimizden al diye, Müslümanlara karşı sevgi ver diye, Müslümanlara karşı... Düşünsenize bütün Müslümanların böyle yaptıklarını. Ne olur? Sen bu hadisi duydun. Duydun ki birbirine sırt dönmeyin, buğz etmeyin. Sinan abi Fatih'e buğz ediyordu, Fatih de sana buğz ediyordu. Sen karar verdin, dedi ki ben bu hadisi amel edeceğim. Fatih de karar verdi tam o gün, ben de bu hadisi amel edeceğim. Bitti işte. Nasıl bir sevgi olacak arada? Nasıl bir sevgi olacak? Düşünebiliyor musun? Ama bugünkü sevgi maalesef Müslümanlar, hadi bir yine bizim aramızda var bu. Ama diğer Müslümanlar arasında bu dışarıdaki insanlar, hani namazında da nakıslık yapan insanlar veya çok dini noktada efendim bilgi sahibi olmayan insanlar ne alemde? Nasıl bir haldeler? Onun için bugünden dizi yok kıymetli Müslümanlar. Varsa buğz ettiğimiz Allah'ım o buğzu al benden. Varsa kıskançlığımız Allah'ım o kıskançlığı al benden. Allah ona karşı sevgi ver, muhabbet ver. Yani o adamdan kötülük görsem de yine o muhabbetim azalmasın. Şimdi haftaya okuyacağız. İlginç bir hadis-i şerif var.
Allah orada Allah yolundaki sevgimizi ispat ediyor. Efendimiz bizzat sevgimizin Allah yolunda mı değil mi olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Bu bahsettiğim Allah için sevmektir. Kendin için sevmek menfaate dayalıdır. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.